Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Hindistan cevizi çimlendirip nasıl yetiştiriyorum videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere birinci videoda seyretmiş olduğunuz videonun devamını nasıl bir yol izleyeceğimizi sizlere aktarmak istiyorum. Burada birinci videoyu izlemiş olan arkadaşlar biliyorlar neler yapmış olduğumuzu. Şimdi ağırlığımızı alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Hindistan cevizimiz de burada. Şöyle elimiz aldığımız zaman saygıdeğer arkadaşlar ağırlığını hissedeceğiz. Yani şu demek oluyor, Hindistan cevizimiz birinci videoda izlemiş olduğunuz Hindistan ceviziyle aynı fakat ağırlıkları fark edeceğini siz de hissedeceksiniz. Şimdi yapacağımız işlem, suyumuzu alıyoruz. Boşaltıyoruz. Fakat tabanda 4 santim civarında suyu bırakıyoruz. Bu yöntem saygıdeğer arkadaşlar en uygun yöntem ve en hızlı çimlendirme yöntemidir. Burada ben akıllı saksılarının içini kullanıyorum. Yapmış olacağım. Sadece bunu siz normal bir saksıyla da uygulayabilirsiniz. Saksını içine bırakıyorum. Ve Hindistan cevizimi gözlerin görmüş olduğunuz gibi üst kısma gelecek şekilde saksının içine bırakıyorum. Şunu da ortalayalım. Evet. Ortaladık ve pet şişemizin üstünü bir folyo ile kapatıyoruz. Bu çöp poşet olabilir, beyaz olabilir, mavi olabilir, siyah olabilir. Fark etmeyecektir. Ve daha sonra bir lastik etrafına geçirdiğimiz zaman ve daha sonra bir kürdan yardımıyla üst kısımdan birkaç tane havalandırma deliği açabiliriz. Bunu yapmamın sebebi içeride bir sera etkisi yaratabilmek. Yani nemi uzun müddet muhafaza edebilmek. Ve iç kısımdaki sıcaklığı stabil tutabilmek. Şimdi etrafından da poşetimizi biraz kesip küçültebiliriz. Ve Hindistan cevizimizi çimlenmesi için gölgelik bir alana fakat sıcaklığı yüksek olacak bir şekilde bir kenara bırakıyoruz. Dikkat edeceğimiz sadece güneş görmemesi, sıcaklık ve gölgelik Hindistan cevizimizi çimlenene kadar misafir etmek durumda kalacaktır.
İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar her zamanki gibi yorum bölümüne sorularını sorabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulunacağım.